Niye Yeşim Salkım'ın kızıyla beraber alıyorsun programı diye? Yani ne alakası? Oyuncu musun sen? Ben oyuncuydum. Oyuncuydum. Sonra hayatın gerçeklerini gördükten sonra. Var mı geçti? Evet, şimdi aşçı olmaya karar verdim. Oyunculuktan aşçılığa bir anda terfi ettim. Neden ben Gizem'le aldığımı anlatayım. Çünkü seni çok eski tanıyorum gerçekten. Çocukluğunu bilirim derler ya, beraber büyüdük. Beraber büyüdük. Güzelli bu yollar. Aynen. Onun yüzden Gizem'in doğumunu da hatırladığım için. Evet. Yani Gizem'in bildiğim kadarıyla fazla ilgilenemediğini düşünüyorum Gizem'le. Evet, ilgilenemedim tabii. Yıkadığı günü hatırlıyor musun? Yok. Ben bir de gerçekten şimdi adadan sonra evet. O kadar vicdan azabı hissediyorum ki bazen Gizem'e karşı. Ve bunu bir anne olarak yaşamak çok acayip bir duygu. Yani şimdi ona daha ne kadar yetebilirim, neler yapabilirim? Böyle hep yetişmeye çabalıyorum. Çünkü mesela adaya işte yemek yapıyorum, işte yıkıyorum. Sonra bir hatırlıyorum, ben bunlara Gizem'i bunları yapamamıştım. Neden yapamamıştın? Ya o dönem para kazanmak çok daha zordu kendime. Evet. Çok daha zordu. Hı. Ve ben haftada 5 gece sabah saat 6'da yatıyordum. İşten işe koşturmaktan eve geldiğimde bir tek yanına girip böyle bir saat iki saat yatıp sabah uyanıyordu. İşte ben geç kalkmak zorundayım. Geç yatmışım. Tabii. Anaokulu işte yuvaya vermişiz. Yuvaya gidiyor. İşte bir görebilirsem yuvada görüyorum. Doğum günlerini orada yapıyoruz falan. Yani Gizem'le o dönemimiz çok fazla yok. Ve yani onda da eminim bu çok büyük bir şey, yara içinde. Bende de öyle. Çalışan, yani o kadar yoğun çalışan bir anne olarak mecburdum çünkü para kazanmam tabii lazım. Yani şu andaki imkanlarım, bu rahatlığım yoktu. Tek başına tek o dönem. Tek başımaydım. Tabii. Annem, erkek kardeşim, Gizem, biz. Ben o eve bakmak zorundayım ve her işe atlıyorsun. Her iş aman benim olsun derdindesin. O yüzden onun bebekliğini hiç hatırlayamıyorum. Çok benim için çok büyük bir şey o. Ben de o yüzden bugün sizi beraber alayım. Ay teşekkür ederim. Analiz bir konuşalım. Ama şimdi çok güzel geçiriyoruz. Yani ergen döneminde benim anamı ağlattığı için. O renk var zaten. Seni de çok andırıyor yalnız. Vallahi gençine benziyor. Evet, çok benziyor. Evet. Sen neler söyleyeceksin o dönem annenin çok...